bir DNA parçasını alalım ve açarak iki ayrı iplik haline getirelim. DNA'nın çok çok uzun bir molekül olduğunu hatırlatsın diye ipliklerin uçlarına birer ok çiziyorum. Şimdi size şu soruyu sormak istiyorum. Bu DNA'yı replike edecek yani ikileştirecek olsak nihai sonuç neye benzer? DNA'nın replikasyon sürecinde olup bitenleri atlıyorum ve sadece ürüne odaklanıyorum. Üç seçeneğimiz var. İlk ki konservatif yani tutucu replikasyon. Konservatif replikasyonda eski DNA ipliği çiftimizi alıyor ve ondan yepyeni bir çift DNA ipliği sentezliyoruz. Eski iplik çiftimiz bu sol tarafta gördüğümüz çift. Rengi bile aynı, sarı. İşte bundan yeni bir çift iplikçik oluşuyor. Yeni çifti de mavi ile gösteriyoruz. İkinci seçeneğimiz dispersif yani parçalı replikasyon. Dispersif replikasyonda iki çift DNA ipliği elde ediyoruz. Ve bu DNA ipliği çiftlerinin her ikisi de hem eski hem de yeni DNA'yı parçalı olarak içeriyor. Gördüğünüz gibi sarı ve mavi birbirine karışmış halde. Aslına bakarsanız karışım oranı tabii ki burada çizdiğim gibi olmak zorunda değil. Ben kafa karışmasın diye mavi ve sarıları eşit boyutta olacak şekilde çizdim ama gerçekte muhtemelen sarılar biraz daha büyük maviler biraz daha küçük veya tam tersi olacaktı. Üçüncü ve son seçeneğimiz ise semikonservatif yani yarı tutucu replikasyon. Semikonservatif replikasyonda her çiftte bir eski e, buradaki sarı iplik gibi yani bir de yeni iplik bulunur. Görüyorsunuz mavi iplik. Bu soruyu ilk olarak Meselson ve Stahl adlı iki bilim insanı cevapladı. Bunu kendi adlarıyla anılan meşhur bir deneyle yaptılar. Tahmin edebileceğiniz üzere deneyin adı Meselson-Stahl deneyi. İşte bu deneyle DNA replikasyonunun semikonservatif yani yarı tutucu olduğunu ispatladılar. Yani DNA işte böyle replike ediliyor. Yani ikileştiriliyor.